Naciye, plan yapalım önce. Planlı ilerleyelim. Ne planı? Hadi girin. Haybe sallamaz ya. Ha? İlk önce mutfak dolaplarından başlayalım. Tamam, şimdi burayı nasıl bir halledelim önce? Önce burayı bir toparlayalım. Evet. Ha, elimizin altı boşalsın. Haydi Naciye, çıkar şu şeyleri. Şu masayı bir alalım dışarıya. Müthiş bir plan yaptınız gerçekten. Kıskanıyorsun sen bizi. Sormayın. Tut Naciye. Bunu çıkartalım koridora, sonra buradaki her şeyi üstüne dizelim Naciye. Bak mutfaktan git şeyden. Ya onu ben Allah'a havale ettim. Onu ben Allah'a havale ettim. Şuraya koy. Koy şuraya. Getir şimdi Naciye. Mutfak anlatılmaz yaşanır. Mutfağı çok küçük ama o kadar ince detay var, o kadar kirli ki sanırım 2 sene, 3 sene o mutfak silinmemiş ya da deterjan yüzü görmemiş. Dolapların üstüne baktım. Dolapların üstü evet yağlı ama o kadar yani uğraştıracak hani bir leke yok yani. Yani bilek gücü o kadar sarf edecek bir hali yok. Yani yapmasını beklerim. Özellikle ocak olan kısımdaki dolaplarda, raflarda çok yoğun şekilde yağlar vardı. Naciye'nin üstesinden gelebileceğini çok fazla düşünmüyorum. Çünkü Naciye yapısına göre biraz hassas olduğunu düşünüyorum. Ama isterim ki bitirsin inşallah. Evet Naciye Hanım, dolabın üzerinde neler olup bitiyor? Anlatın bize. Vallahi burada yağlar horon tepiyordu ama ben horonu kestim. Siz dedim oynamayın. Ben dedim şu işlerim bitsin sizin yerinize oynayacağım. Horon kesmek uğursuzluktur yalnız. Horonunuza zukkum olsun şimdi. Kız şurayı şöyle harbi bir alsana kız. Ama 2 kere üstünden geçtim. Kız çok... tamam da hiç elini sen... Yani şöyle bir canlı canlı bir bastır, bir heybetini bir göster in aşağıya. Gösterdim, gel bak karbeyaz oldu. Kepek gözlü mençen kız, eli ağırdan ağırdan siliyorsun. Vallahi yetiştiremeyiz öyle biz. Ben Dilara mıyım? Bilmiyorum artık. Dilara mısın, Naciye misin, Nusret misin? Neden moralini bozuyorsun yarışmacımızın Kadir? Moralini bozmuyorum. Gaz vermeye çalışıyorum. Öyle gaz mı verilir Kadir? Hiç anlamıyorsun kadın ruhundan. Burada naif bir hanımefendi var. Güçlü bir anne var. Ucunda 10 bin lira olan ödül de var, 4 saat de var. Gerçekçi olalım biraz. Ben onun gibi yalandan milleti şaşırtamam. He doğru. O şey yapıyor. Canım yaparsın canım, canım yaparsın canım. Sonra yetişemedin yetişemedin. Ha sonra elini ağır. Ben sana şimdiden uyarıyorum seni hızlı olman gerektiğini. Naciye bugün mutfakta dün benim için çok konuşmuştu. Ben çekilirdim gibisinden. Kendisi çekilmeyi düşünebilir bir ara. Sen neyi bekliyorsun orada Kadir? Nereye girsem diye bakıyorum. Buzdolabı olabilir. Buzdolabına hiç giresin. Nefret ediyorum buzdolabı temizlikte. Naciye alt dolaplarını ben alayım, buzdolabını sana vereyim. Alt dolapları ben hallederdim. Buzdolabı mı gene bana kalıyor? Buzdolabının şu aralarını gördün mü Kadir? Ya zaten araları yırtık pırtık, baksana buna, bu dert değil de. O araları anca sen temizlersin ama Kadir. Nefret ediyorum buzdolabını temizlemekten. Demekten ya. Bak çiğ soğanı bir de ağza açık koymuşlar ya. Heh, bak akıl etmişler, bamyaları pişirip koymuşlar. Bu yenir bak, pişirmiş bu. Oy içine bak. Gel gel, saç var içinde, saç gel. Sen kalk da buradan kışlık al ye. Peki o zaman buzdolabına giriyorum. İstemeye istemeye giriyorum. Sen o zaman buranın altına gir, ben onu yaparım. Yok yapayım, aldım ben, tamam aldım. Ha tamam o zaman. Aldım. Bu kadar istemiyorsan yapma ama. Hayır güzel yaparım gene tabii ki ama istemeyerek yapıyorum çünkü sevmiyorum. İstemeyerek iş yapma, istemiyorum. İstemeyerek yaparım ama kötü yapmam yani, yine güzel yaparım biliyorsun. Onu biliyorum ama madem bu kadar içinden geliyor o zaman sen alt dolapları temizle. Buzdolabı kim temizleyecek? Ya buzdolabında kalır büyük ihtimal, yapacak bir şey yok. Aa kalır diyor. Şaka yapıyor. Şaka yapıyor. Tabii ki de şaka. Buzdolabına ben gireyim gene. Giriyorum ben. Açtım. Gir hadi. Peki, teşekkürler efendim. Patatesi bile ağzı açık koymuşlar. Şu vaziyette bile şakalar yapıyorsun Kadir. Bir şey yapmıyorum. Ben 5 dakika mola geliyorum. Dolap kapaklarını deterjanla suya koymasını beklerim. Yağ sökücünü sıkıp beklettikten sonra silmesini beklerim. Buzdolabını komple çıkarıp deterjanlaması gerekiyor ki anca arınır.
Mutfakta ocağın yanında çok yoğun yağlar vardı. Çok aşırı birikmişti yağlar orada. Ve o orada bıçakla kız onları kazıyordu, uğraşıyordu. Çok atlamıyordu, geçmiyordu. Bakıyoruz da bıçakla girişmişsiniz Naciye Hanım. Ya vallahi var ya bu yağlar ama çıkartacağım. Ağzına tüküreceğim onları. Yapacağım. İlahi, tükürmeyin de temizleyin Naciye Hanım. Peki o yağlar teller çıkmıyor muydu da bıçakla kazıyorsunuz? Gel, dene çıkıyor mu bakayım? Ellerimi sürmeyeyim şimdi. Az önce kremledim de. Tabii tabii. Öyle tabii. Benim için ellerimin bakımı çok önemli. Ah bir de bir güzel telleyin de görelim. Sararmış sanki orası. Ne sararması? Yağ bağlamış ya. Kenarlara sıktıkları silikon mu sararmış acaba? Hayır yağ ya. Yağ dökmüşler kalmış. Kim bilir kaç aydır burada. Bu arada 2 saat 5 dakikanız geçti. Nasıl sizce? Kötü ya. Kötü mü? Ama bu süreye salon da dahil Naciye Hanım. 1 saat 20 dakika sürdü salon. Yani tam 45 dakikadır buradasınız. Üst dolaplar bitti mi? Sadece burası böyle bitiyor şimdi. Sonra burası kaldı. Bakın yanlış yapıyorsunuz Naciye Hanım. Siz bu tezgahı temizlerken sular hep bu tarafa doğru akacak. Gene sileceğim zaten aksın. Olmaz Naciye Hanım. Önce üst tarafı bitirip sonra aşağı inmeniz lazım. Sonra daha aşağı. Sonra daha aşağı. Yanlış yapıyorsunuz. Doğru doğru. Ocağın yanındaki duvara yağ sökücü sıkıp orayı böyle bir süngerle, süngerin arka tarafıyla, yumuşak tarafıyla bastıra bastıra olduktan sonra bir duru suyla alsaydı yeterli olurdu. Orayı çok bekledim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.